Hello, Gen Z'nin 2. sezon 6. bölümü için şu anda Yalova'dayız. Ve gördüğünüz gibi ıssız bir dağ evinde hep beraber muhteşem bir bölüm çekmiş olacağız. Yani hep beraber değil, ben çekmiş olacağım. Siz de izleyeceksiniz. Emeklerimin karşılığını bana vermek istiyor musun? Bence istiyorsundur. O yüzden mutlaka kanalıma abone olmalısın. Yani abone olmayanları şu anda kabul etmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Buraya kadar geldik. Hatta dün ben şu anda bunu sonradan çekiyorum ama yemin ederim size canımız çıktı. Yani 12 saat falan sürdü bunun çekimleri. Emeğimin karşılığı olarak da abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bu tarz bölümlerin devamının gelmesini istiyorsanız da videoya en az 250 bin like atıyoruz. O zaman hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç. Sanırım gelmek üzereyiz. Arkadaşlar, sanırım geldik burası. Burası hiç benzemiyor. Güneşten rengi gitmiş olamaz mı? Burası olduğundan eminim. Küçüklükte de gelmiştim. Öf hadi ya, yeter ki inelim. Daraldım resmen bu ikisinin yanında. Ayrıca yol boyunca neden kimsenin Ebubekir Sıddık'ın ehliyeti olup olmadığını sormadı? Biz daha 18'imizde bile değiliz. Senaryo gereği canım. Zaten alt tarafı hayali bir dizideyiz. Hadi Berkcan, in artık. Tamam, ben kapıyı açıyorum. Geç geç geç. Ben bir profesyonelim. Allah! Yavaş sürsene, narin babam acıyor. Hadi in in in. Oh, huzur. Babaannemi görmek için sabırsızlanıyorum. Ay sonunda ya. Bir bok kokusu mu var sanki? Geldiğimiz yere bakın ya. Bir daha şimdiden rezil olacağım. Senenin son tatilini yapıyoruz ve sizi babaannemle tanıştırmak için gerçekten çok heyecanlıyım. Şuraya bakın, sadece huzur. Abi diyelim ki aileniz yurt dışına falan izin vermedi. En azından Bodrum ya da Antalya yapabilirdik. Bu vizyonsuzluk şaka mı? Of Sudenaz, her şeye çamur atma. Annemin anlattığına göre babaannem çok iyi biri. Ben de onu en son küçükken görmüştüm ve şu anda tekrardan tanışmak için çok heyecanlıyım. Mine, babaannen eminim çok tatlıdır. Bu ne lan? Mine, görmeyi ne kadar büyümüşsün. Genç kız olmuşsun. Babaanne, görmeyi ne kadar değişmişsin. Hala çok güzelsin. Eminim görüşmeyeli buruşmuş ve bunamıştır. Ay şu tipe bak. Merhaba, merhaba. Gençleştirici krem ister misiniz? Girebilir miyiz? Hadi bakalım, geçin içeri. Hadi gelin. Hadi geçelim. Geçiyor muyuz? Geçelim. Girelim hadi. Tekrar hoş geldiniz çocuklar. Bu evin birkaç kuralı var. Öncelikle benden habersiz, özellikle şu kapıyı kesinlikle açmayın. Diğer kuralları sizleri gezdirirken söyleyeceğim. Ama ikinci kuralım, kızlar ve erkekler ayrı odalarda kalacak. Kızlar, benimle gelin. Geliyoruz babaanne. Bir yaşlı için fazla hızlı çıkıyorsun. Oo, manzaraya bakın. Dağ manzarası mükemmel. Kızlar, burası sizin odanız. Güzel güzel yatın, tamam mı? Edepli, namuslu, ahlaklı kızlar olursanız bu babaanne sizi ödüllendirir. Ben gideyim erkeklere bakayım. Yine fark ettin mi bilmiyorum ama babaannen konuşurken ağzı oynamıyor. Olabilir Sudenaz, ne var bunda? Çok normal. Burası da sizin odanız çocuklar. Geçin bakalım. Teşekkürler babaanne hanım. Oha lan, yataklara bak. Hangisi daha rahat? Burası çok iyiymiş, bu benim olsun. Yuh lan, öyle atlanır mı camış? Burada babaannemiz varken saygısızlık yapıyorsun. Tamam hadi ya. Burası da benim olsun. Teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Burası neden böyle bir garip kokuyor, farkında mısınız? Babaanne evi işte Sudenaz. Ne bekliyorsun ki, tüm babaannelerin evi böyle kokar. Mis gibi doğa kokuyor canım. Tabii sen alışmışsındır yapay şeylere. Değil mi Mine? Abi bok kokuyor resmen. Ay yok artık, saçmalama. Bence artık salona inelim. Hem babaannemle özlem gidermiş olurum. Ben de geliyorum.
Babaanneciğim, bu senin küçüklüğün, ne kadar tatlı görünüyorsun. Ay hanimiş hanimi, çok tatlı. Evet canım. Babanın da küçüklüğü bana benzermiş. Aslında benim babam küçüklüğünde de tamamen esmerdi yani. Ben pek benzetemedim ama. Her neyse, size kurabiye yaptım. Vay be, çok tatlı görünüyor. Gördünüz mü? Neyi gördük mü? Görmediniz. Of Berkcan, yine saçmalamaya başladın. Hiçbir şey yok işte. Lan! Hayal kurma, hayal kurma. Her şey çok güzel olacak. Size kurabiye ikram edeyim. Kurabiye mi? Yalnız ben rejimdeyim, yiyemem. Teşekkür ederiz babaanne. Size biraz bu evin geçmişini anlatayım. Bu evi benim büyük büyük babam avlanmak için yaptı. Zaten geyik kafalarından da görmüşsünüzdür. Avcılık da çok iyiydi. İnsanları da avlarmış. Büyük büyük babamın ölümünden sonra da bu ev büyük anneme, sonra da bize kaldı. Kocam ölünce de ben tamamen burada yaşamaya başladım. Zaten kocam da bu evi hiç sevmezdi. Aa, neden ki? Burada doğaüstü şeylerin olduğunu söylerdi. Doğaüstü mü? Aynen öyle. Doğaüstü çocuklar. Zaten kendisi de biraz deliydi. En sonunda şu ilerideki ağaçta kendini astı. Yalnız babaanne, annem dedemin şeker hastalığından öldüğünü söylemişti. Ah Mineciğim, bazen aileler çocuklarının korkmasını istemez. Ama gerçekler böyle. Lan burada adam resmen kendini asmış. Bizim hala burada ne işimiz var oğlum? Gidelim. Abi ben size demiştim. Buraya hiç gelmemeliydik. Üstelik Antalya veya Bodrum varken. Vizyonsuzlar. Anne, fark ettin mi? Babaannenin söylediği şeylerle seninkiler biraz çelişiyor. Arkadaşlar saçmalamayın ya, yaşlı kadın. Ayrıca her şeyi hatırlamaması çok normal. Baksanıza, bizim için kurabiye bile yapmış. Çok iyi biri o. Bence de biraz abartıyorsunuz. Evin arazisi çok büyük. Siz dışarıda bir şeyler oynayın. Ben de size akşam yemeğinizi yapayım. Hadi saklambaç oynayalım. Berkcan ebesin ve 50'ye kadar sayıyorsun. Hazır. 3, 2, 1, başla. Lan. Ne ara gittiniz? Ya. Yine kabak bana patlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üf, nereden çıktı bu saklambaç ya? Ya inek boklarına basarsak? Hadi hızlı olmalıyız biraz. Tayması bitecek. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye sürekli benim dibimdesin? Ya her yerde karşımdasın Berra. Öf, ne alaka ya? Benim seni takip ettiğim falan yok. Çok istemiyorsan ben gideyim. Valla belanı versin senin de ya. Sanırım seninle geliyorum Sudenaz. Girme konusunda. Sudenaz, abartma, alt tarafa orman. Ay hadi gel. Nasıl, orası rahat mı? Sorma, çok konforluyum. İstiyorsan yer değişelim. Oldu. Sen daha yakınsın. Yakalanma olasılığın daha yüksek. Hayatta değiştirmem. 47, 48, 49, 50. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan eve. Saklan, saklan. Oğlum bu koca arazide nasıl bulacağım sizi? Bence buralarda yoklar. Ama ormanın derinliklerinde olabilirler. Geliyorum. Gidiyor, gidiyor. Git hadi, git, git, git. Neredesiniz? Bu ne lan? Onu nereye getirdiniz bizi? Ses verin! Ben oraya saklanırım. Sen de ne yapıyorsan yap. Tamam, ben de bir yerde saklanıyorum o zaman. Beni burada asla bulamaz. Neden buradayız? Şu an kütüphanede kitap okuyabilirdim. Üf, ne bakıyorsun Berra ya? Gitsene yanımdan artık. Tamam baktım, ne alaka? Etrafı kontrol ediyorum Berkcan geliyor mu diye. Aha, seni buldum işte.
Aha birini buldum. Sude Naz, sen misin? Sude Naz! Ses versene! Sen misin? O kim lan? İmdat! Lan cana bir şeyler oluyor. Ne oluyor be? Gitsek mi? Gideceğiz tabii ki, gel. Tamam ya, geliyorum. Sobe! Sobe! Ne oldu, yavaş Berkcan? O bana saldırdı, yemin ederim. Kim saldırdı? Babaanne kılıklı şeytan. Şimdi gerçekten babaanneme mi taktın? Oğlum saçmalama ya. Ya Mine, yemin ederim onu Sude Naz sandım ve tam sobe diyecekken bir anda üstüme atladı. Öldürecekti beni kaçmasaydım. Ya düzgün konuş babaannem hakkında, o iyi bir kadın. Berkcan biraz kuruyor olabilir misin? Hiçbir zaman bana inanmıyorsunuz. Berra, kameranı ver. Neden? Kameranı ver, bir şey yapacağım. Tamam, hadi al. O babaanne kılıklı şeytanın gerçek yüzünü hepinize göstereceğim. Berra, saçmalamayın ya. Neyi kameraya kaydediyorsunuz? Çorbalarınızı getirdim çocuklar. Buradan ne ara çıktın? Bak geldi. Sofraya geçin. Ne yapıyorsun ya? Hadi sofraya. Abi olay var ve ben geç mi kaldım? Berkcan her zamanki gibi 3.30 olmuş vaziyette. Babaanne hanım da orada. Mükemmel ortam. Şeytanın elinden yemek yiyoruz. Lan bu ne? Ay bu ne? Ay, gerçek mi bunlar? Bunun içindekiler ne lan böyle? Evinde olunca arada bir içine böcek falan kaçabiliyor. Sizi rahatsız mı etti bu durum? Abi gerçekten kusacağım şu anda. Bir daha sizinle tatile falan gelmeyeceğim. Antalya'ya gidip bir hamburgere 800 TL verebilirdik. Ama burada bu kadın bize resmen böcek çorbası içirdi. Hey babaanne, ben tokum da sanırım yiyemeyeceğim. Benim de sanırım ders çalışmam gerekiyor değil mi Berkcan? Cama bakın. İşte şimdi altıma sıçacağım. Bu ne lan? Korkmayın çocuklar. Martılar genelde hep camlarıma pisler. Şimdi ben onu silerim, merak etmeyin. Martı mı? Kırmızı. No one lives, get out mu? Bir şey söyleyeceğim, neden Türkçe değil? Ben odama çıkıyorum. Başıma ağrılar girdi resmen. Ayrı odada falan kalmak yok. Hepimiz aynı yerde kalacağız. İşlerin rengi değişmeye başladı. Hadi gelin yukarı. Bekleyin, ben de geliyorum. Tamam çıkalım. Beni bekleyin Bekir, koru beni. Oğlum bu kadın çatlak çatlak. Ya bizi çiğ çiğ yerse ya da öldürüp gömerse burada bizi kim bulacak oğlum? Berkcan istiyorsan abartma. Babaanneme o kadar söz verdik. Ayrıca alt tarafa bir gece kalacağız. Bence de şimdi gidersek ayıp olacak. Tamam, burada bir gece kalıyoruz ama yarın sabah direkt olarak dönüyoruz, anlaşıldı mı? Sakin olun, bu eski bir ev. Gıcırdamalar olabilir. Şu an bir şeyler oluyor. Artık cidden korkmaya başladım. Bakıyorum. Ben annemi arıyorum. Baksana. Ne oldu bu saatte? Anne, sessiz konuş lütfen. Ne oldu? Biz babaanneme geldik de çok garip davranıyor. O ne demek? Dur, sana gösteriyorum.
garip garip duvarları falan tırmalıyor. Şuna bak. Rozmina, bu senin babaannen değil ki. Nereye gittiniz? Nasıl kız ya? Siz? Ne? Kız bana bak. Babaannem, senin aklarınıza zarar veriyorsunuz. İsterseniz terapi verebilirim. Kız Mine, kız Mine, çıkın oradan. Biz çabuk. Biz neredeyiz o zaman? Ne bileyim ben neredesiniz, aklınız beş karış havada. Sen hele bir eve gel bak. Hele bir eve gel, ben sana ne yapıyorum biliyor musun? Ay geliyor, dur kapatıyorum. Ay buraya geliyor. Babaanne yaklaşma, yaklaşma. Şimdi ne yapacağız? Gelin gelin, ağaç eve. Hadi, hadi kaçın, kaçın. Ay Allah belanı versin yine ya. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Abi hızlı olsanıza, korku filminde ilk baş zenginler ölür. Şu anda ölmeye hiç niyetim yok. Çıktım Allah! Ağzımda sıçacak bizim! Bir dakika! Fitnat Hoca? Yok artık! Fitnat cadısı! Demek sendin! Fitnat Hoca bizi korkutmayı huy edindi. Artık ona ders vermemizin zamanı geldi. Gençler beni izleyin! Keyiflendim! Tahmin ettiğinden daha kolay oldu. Ne oluyor? Çekil şuradan. Fitnat Hocam, atlayın atlayın. Ebbekir Sıddık. Bu ev gerçekten perili. Galiba Fitnat Hoca sonunda hak ettiğini aldı. Berkcan? İyi iş çıkardık gençler. Tatil boyunca bizle uğraşmanın acısını çok iyi çıkardık. Gidiyor muyuz? Sizler de eğer bu videoyu sevdiyseniz en az 250 bin like atın. Çünkü bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sizin like'larınıza bakarak yapacağız. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü Genzer'in yeni bölümlerini kaçırmak istemezsiniz. Hadi hadi sür artık, gidelim buradan. O zaman gazlayalım bebeğim. Senin ehliyetin yok diyorum ya.